Sağlık Bakanı Fahrettin Koca habercilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmediklerini gündeme de almadıklarını söyledi. Aşı çalışmalarına da değinen Koca hem Biontech hem de Sinovac aşılarının gelmeye devam ettiğini belirterek o konuda bir sorunumuz yok aşımız da var dedi. Sputnik aşısının birinci ve ikinci dozlarının farklı olduğunu farklı olan ikinci dozu gelmediği için aşılamayı başlatmadıklarını da sözlerine ekledi. İki doz aşı olmasına rağmen hasta olanların sayısında artış olduğu yönündeki iddialara değinen Koca, aşısı tamamlanmış, vefat eden kimse yok, vefat eden aktif 1 milyon 510 bin sağlık çalışanı içerisinde bugüne kadar olmadığı ifadesini kullandı. Varyantlar hakkında sorulan soruya ise niye vaka sayılarımız artıyor? Hareketlilik çok arttı ve vatandaş biraz bıktığı için önlemlere uyum giderek azalmaya başladı. Şu anda Delta varyantı Türkiye'de %90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Şu an yüksek oranda değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliğinin toplumdaki bulaşıcılığın daha yoğunlaştığı anlamına geliyor. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız ama tedbirlere de uymalıyız yanıtını verdi. Yurt dışına gidişler için ek doz gündeme geldiğini hatırlatan Bakan Koca, ek bir aşı gerekmiyor. Şu ana kadar 3 doz aşıdan o da inaktif olmak zorunda. İlk 2 dozu inaktifse 3. doz gerekiyor. Çünkü belirli bir zaman sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı ve ek hastalığı varsa daha da belirgin düştüğünü görüyoruz ifadelerini kullandı. Biontech için veya mRNA aşısı için şu an 3. doza gerek olmadığını ifade eden koca ama 7-8 ay sonra koruyuculuğunun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Dolayısıyla bizim şu an 3,5-4 aylık sonuçlar elimizde. Şu ana dek bir ihtiyaç görünmüyor. Ancak önümüzdeki süreçte takiple ne zaman gerekip gerekmediğini de söylemiş olacağız dedi.